Elimizde iki farklı sıcaklıkta iki çeşit gaz bulunduğunu düşünelim. Şimdi de bu gazların birbiriyle temas ettiğini varsayalım. Buna pembe gaz diyelim. Pembe gazımızın moleküllerini çiziyoruz. Çizdiğimiz sistem yanına çizecek olduğumuz mavi gazla temasa geçsin. Bu bölgeye de mavi gaz moleküllerini çizelim. Deneyimize başlamadan önce pembe gazımızın sıcaklığının maviden daha yüksek olduğunu varsayalım. Doğal olarak mavi gazımızın sıcaklığı daha düşük olacak. Kısacası sıcaklık neydi bir hatırlayalım mı? Özellikle moleküler seviyede sıcaklığın ne anlama geldiğine bakalım. Sıcaklık ortalama kinetik enerjiyle orantılıdır. Moleküller titreşecek, birbirlerine çarpacaklar ve her birinin birer kinetik enerjisi olacak. Bu kinetik enerjinin ortalaması da sıcaklıkla orantılı olacak. Çizdiğimiz moleküllerin kinetik enerjisini bir şekilde göstermeye çalışalım. Mesela şuradaki şöyle bir hareket yapsın. Diğeri de şu tarafa doğru gidiyor olsun. Diğerleri de benzer şeyler yapsınlar. Bu da şu yöne gitsin. Gördüğünüz gibi moleküllerin hepsinin yönü farklı ve hızlarının büyüklüğü farklı olabilir. Hepsi farklı süratlere sahip olabilir. Ama hepsi birbirine çarpıyor, kinetik enerjilerini, momentumlarını birbirlerine aktarıyorlar. Sıcaklıktan bahsettiğimizde ortalama kinetik enerjiyle orantılı bir değerden bahsettiğimizi hatırlayalım. Mavi gazımız için de aynı durum geçerli olacak. Moleküllerin hepsi belirli bir kinetik enerjiye sahip olacak fakat bu kinetik enerjinin ortalaması da düşük olacak. Şu molekül böyle bir hareket yapsın, diğeri de şöyle olsun. Yine birbirlerinden farklılar ve ortalama kinetik enerjileri pembeye göre daha düşük. Pembe moleküllere çizdiğimiz okların mavilerden daha büyük olduğunu fark etmişsinizdir. Fakat tüm oklar için bu geçerli olmayabilir. Örneğin bu molekülün kinetik enerjisi çok yüksek olabilir. Fakat ortalama olarak mavi moleküller pembe moleküllerden daha düşük olacak. Pekala eğer bu bizim başlangıç durumumuzsa bundan sonra neler olabilir? Gazların kendi aralarında çarpışmalarının yanı sıra artık bu iki çeşit gazın molekülleri birbirleriyle de çarpışmaya başlayacaklar. Şuradaki pembe molekülün yanı başındaki mavi moleküle çarptığında ona kinetik enerji aktaracağını düşünebiliriz. Gördüğümüz çarpışma öncesi halleri. Şimdi de çarpışmadan sonraki hallerini düşünelim. Çarpışma olduktan hemen sonra sekmeler yaşanabilir. Bu molekül önce buraya doğru giderken mavi moleküle çarpıp sekebilir. Bu esnada kinetik enerjisinin bir kısmını ona aktarabilir. Ardından da şu tarafa doğru hareketine devam edebilir. Çarpışma sonrası diğer molekülde şu yöne doğru daha hızlı bir şekilde devam edecektir, değil mi? Burada bir enerji transferi olduğunu sanırım iyice anladık. Bakın, bu sadece bir çarpışmanın sonucunda oldu. Şimdi de bunun tüm sistem için gerçekleştiğini hayal edelim hızlı moleküller yani daha fazla kinetik enerjiye sahip moleküller birbirleriyle çarpıştıkları sürece enerji transferine neden olacaklar sonuç olarak da yüksek sıcaklıktan düşük sıcaklığa enerji aktarımına şahit olacağız enerji transferi diğer bir deyişle aktarımı aslında bunu termal enerjinin aktarımı olarak da düşünebiliriz sıcaklık farkı bunun olmasına yol açtığı için yani sıcaklıkla ilgili olduğu için termal terimini kullanabiliriz Öyleyse termal enerjinin transferi, bunu aktarımı diye de belirtebiliriz. Pembe moleküllerin ortalama kinetik enerjisi daha yüksek olduğu için enerji transferi pembelerden mavi moleküllere doğru olacak. Yüksek sıcaklıktan düşük sıcaklığa doğru olacak. Transfer edilen enerjiye günlük hayatta sık sık kullandığımız bir terim olan ısı diyoruz. Başka bir ifadeyle sıcak olan gaz soğuk olan gazı ısıtıyor parçacıklar çarpıştığı için enerji transferi gerçekleşiyor. Parçacıkların çarpışması momentumun da aktarılmasına neden olur demiştik. İşte tüm bunların hepsine iletim diyoruz. Burada gerçekleşen şey de az önce söylediğim gibi termal iletim. Yeni bir renkle buraya termal, diğer adıyla ısıl iletim yazıyorum. Muhtemelen daha önce birçok kere ısı alışverişiyle karşılaşmışsınızdır. Birazdan anlatacağımı mutlaka yaşamışsınızdır. Şöyle bir tenceremiz olsun diyelim. Bu tencere biraz soğuk olsun. Yani parçacıkları düşük kinetik enerjiye sahip olsun. Tüm parçacıkları çizemesek de temsilen şöyle birkaç tane parçacık yapalım. Ardından tenceremizi ocağın üstüne koyalım. Bu da ateşimiz. Şu an sadece tencerenin kendisini ısıtmaktan bahsediyoruz. İçinde ne olduğuyla ilgilenmiyoruz ocağımız önce tenceremizin altını ısıtmaya başlayacak. Hatta bunu da termal iletim yoluyla yapacak. Nihayetinde ocaktaki ateş aşırı sıcak hava parçacıkları değiller mi? Bu çok sıcak hava parçacıkları da tencerenin metalinin en altındaki parçacıklarla çarpışacak. Dolayısıyla metal parçacıklarının kinetik enerjisi artmaya başlayacak. Tenceremizin şu kısmı ısınmaya başlayacak. Ocağı açtığımız zaman tenceremizin üst kısımları halen soğuk olabilir. Fakat alt kısmı çok hızlı bir şekilde ısınmaya başlayacak. Sadece birkaç dakika beklersek, metal parçacıkları da birbirleriyle çarpışıp titreşeceği için üst kısmında fazlasıyla sıcak olacağını göreceğiz. İşte termal iletim, üst kısmın ısınmasının nedenidir. Önce tencerenin alt kısmı ısındı. Ardından komşuları ile etkileşime geçtiler ve kinetik enerjilerinin bir kısmını aktardılar. Bir kez daha ısı transferinin sıcaklığının yüksek olduğu bölgeden sıcaklığın daha düşük olduğu ya da soğuk olan bölgeye doğru gerçekleştiğini gördük.